Hikmet Genç, CHP kendine yeni darbe partneri mi yaptı? Bıkmadan, usanmadan ardı ardına yalan öğretiyor CHP. Öylesine desteksiz sallıyor ki hiçbiri de yatsıyı görmüyor. 3-5 belediye daha fazla yönettikleri, daha doğrusu yönetemedikleri için daha çok göze batıyorlar. Yani CHP'nin bu ülkeye bir hayli dokunamayacağı daha çok örnekte ve daha büyük ölçekte görülüyor. Yardım ettirmiyorlar palavrası, ajancılık, çakma sahra hastanesi, metrobüs, zamlar, ihaleler falan derken nasıl çuvalladıklarını herkes gördü. Şu koronalı günler ülkenin kıymetini bir daha hatırlattı. Hükümet güven verirken CHP'nin palavralarına ve desiselerine maruz kaldık. Anketlerde başkana ve hükümete güvende müthiş bir artış olmasının sebebi de bu. Derken CHP'nin özgür özeli bir tehdit savurdu. Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. Liyakatsizliklerinin sonu gelecek. Memurlar, bürokratlar korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Ne şimdi bu? Saray rejimi ne? Liyakatsizler kim? Kim o bürokratlar? Bir gün gelip saat gibi işleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nerede? Şu an çalışan ne? CHP hangi devleti bekliyor? Kim kuracak? Ne zaman kuracak? Durun bitmedi. Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da bir tehdit geldi. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum erken seçimle ya da başka bir şekilde hiç kimsenin gündeminde de değil elinizde de erken seçim nereden çıktı hadi olmadı başka bir şekilde iktidarı ve dahi sistemi nasıl değiştiriyorsun hangi şekilde tabii ki darbeyle kaftancıoğlu öyle ya da böyle başka bir şekilde sistem değiştirecek özgür özelin devleti de gelip saat gibi işleyecek öyle mi cevap veriyorum bu sefer çok daha hazırız Topunuz gelin. Başka topunuz varsa onu da getirin. CHP'nin darbeci olduğunu bilmeyen yoktur. İnönü döneminden günümüze kadar CHP darbeciliğine şahit olan, olmayanı da okuyup öğrenen 3 nesil vardır. Yüzlerce, binlerce kez yazılmış, belgelenmiş, arşivlenmiştir CHP'nin darbeci kodları. Tek tek sıralamaya, CHP cuntacılığını anlatmaya kalksak binlerce köşe yazısı yetmez. Hafızayı zorlamaya da gerek yok. 15 Temmuz işgal girişiminde CHP'nin duruşuna bakın yeter. Hayır yani benim merak ettiğim sadece şu. Bu sefer CHP'nin partileri kim?